Nurgül'ün tığı ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Bugün size bu şekilde... Bakın arkadaşlar 3 tane sinek kanadının üzerine yapılan yaprak çiçeklerimizin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Yine modelimiz iğne oyası modeli. Bu modeli sizler için tığ çevirdim. Benim yapmış olduğum tığ modelim de şu şekilde. Benim çevirmiş olduğum modelim de arkadaşlar bu şekilde. Bakın iki farklı seçenekle size karşınıza geldim arkadaşlar. Hangisini tercih ederseniz. Bunun Sinek kanadının üzerine yuvası yok. Bunun yuvası var arkadaşlar. Bunun kirpi yok. Bunun kirpikli. Bu şekilde modeli tasarladım. İster bu şekilde tercih edin. isterseniz bu şekilde sade tercih edin arkadaşlar. Herkesin zevki farklı oluyor. O yüzden şöyle iki seçenekli bir model çıkararak sizlere sunmak istedim. Evet. Modelim bu. Bu şekilde Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar çiçeğimizle ara suyunun arasına 4 tane tığ battı mesafesi bırakarak başlıyoruz. Ve 5. yuvanın içine tığ battı ile sık iğne ile ipimizi buraya tutturduk. Bir defa tığımın başını doladım. Hemen yandaki trabzana girdim. 1, 2, 2. Buraya minik bir trabzan yaptım. 6 tane zincir çekiyorum ve trabzanın içine girip bu altı zincirimi buraya kapattım. Dört tane zincir çekiyorum. Döndüm. Altı zincirimin içine bu dört zincirimi kapattım. Beş zincir. Hemen yine çevirdim. Bu dört zincirimi aralıyorum. Bakın ikisinin arasına bu şekilde kapattım arkadaşlar. Bir tane yuva yaptım. 6 tane zincir hemen yanındaki yuvaya sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde. Şimdi ara mesafesi olarak iki tane zincir, bir tane tığ battı mesafesi bırakıyorum yani arkadaşlar. Bu şekilde. Yine bir tığımın başını doladım bir defa. Yandaki tığ battıya girdim. 1, 2, 2. Minik bir trabzan. Aynısını yapıyoruz. Bundan 5 tane buraya yapıyoruz arkadaşlar. Yine 6 zincir. Yine trabzana gir. Yine 4 zincir. Şöyle ters çeviriyoruz. Kapattık. 6 zincirimizin arasını. 5 zincir çevirdim. Bakın buradaki 4 zincirimi aralayıp 5 zinciri arasına kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen buraya sık iğne ile 6 zincirimi sabitliyorum. 2 zincirden de arasına bu şekilde bir tane tığ battı yapıyorum. Bundan buraya 5 tane yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Nasıl olsa aynı işlem. Evet arkadaşlar 5 taneyi tamamladık. Ara suyumuz bu şekilde oluştu. Şimdi ara mesafesini verip 3 tane sinek kanadını yapacağız arkadaşlar. Bakın şöyle tersini çeviriyorum. 4 tane ara mesafesi için 3 tane de yuvamız için 7 tane buradan sayalım. 1. Bakın yeşilin dibinden sayıyorum. Evet. Sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7. tığ battığının içine bakın bu şekilde doğru saymışım arkadaşlar. Sık iğne ile ipimi bu şekilde buraya sabitledim. 8 tane zincir çekiyorum. 8 tane zinciri çektim. Bir tane ortada bakın bunu boş bırakıp ikinciye bu şekilde kapatıyorum. 8 zincirimi buraya bir tane yuva yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın bir zincirle düz yüzüne dönüyoruz. Şuraya aşağı meyil etmemesi için bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincirle döndüğüm yere sık iğne yaptım. Buraya şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Hemen buradaki yuvaya sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir çevirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimizi çektik. Hemen yine yuvamızın düz tarafına çevirdik. Ve buraya sık iğne ile sinek kanadımızı sabitledik. Aynısından 3 tane yapacağız arkadaşlar. Şöyle 5 zincir kapattım yuvaya. 1 2 3 zincir. Çevirdim ters tarafına. Sıkı iğne ile sabitledim. Yine sıkı sıkı 10 tane zincir. Dönüyorum. 10 zincirimi buraya kapatıyorum sık iğne Yine bir tane daha yapıyoruz. Yuvaya kapattım. 1, 2, 3 zincir çeviriyoruz. Sık iğne ile sabitledim. 10 tane zincir. Sıkı sıkı 10 zincirimizi çekip şöyle çeviriyorum. Hemen. Şimdi arkadaşlar başına bir tane sık iğne yapmıştık ya. Dibine de bir tane sık iğne yapıp ondan sonra kopartalım. Bakın daha güzel duruyor. Hem aşağı meyil etmiyor. Burada da köşede aşağı sarkma olmuyor. Hem sağına hem bitişine hem başına bu şekilde sık iğne yapmadan ipinizi koparmayın. Evet şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar sinek kanatlarımız hazır bu şekilde. Ve tersine çevirerek buraya bir 5 zincirden yuva yapacağım arkadaşlar. İlk sinek kanatımın arasına da girip ipimi bu şekilde sabitledim. 5 zincir kapatıyorum. Sinek kanadımın arasına buraya bir tane yuva yaptım 5 zincirde. Bir zincirle dönüşümü yaptım arkadaşlar. Bu şekilde döndüm. Bir defa tığımı doladım ve yuvadan da bir tane ilmek aldım. Üçünü birden bu şekilde kapatarak buraya bir sahte trabzan yaptım arkadaşlar. Bir zincirimi çekiyorum. Sahte trabzanımın arasına girip dibinde bir zincir. Yuvadan da girdim. Dibinde bir zincir. 3 tane. 2 ve 2. Söktük, tekrar yaparız arkadaşlar artık. Dibinde bir zincir. Yuvada da dibinde bir zincir. 2 2. Bu şekilde arkadaşlar bunu 7'ye kadar çoğaltalım. Bir zincirimi çektim. Dibinde bir zincir. Yuvanın arasında bir zincir ve ana yuvadada bir zincir. Toplam 4 oldu. 2 2 2 Bir zincirimizi çektik. Hemen yuvadan bir zincir. 3 Tekrar giriyorum. şöyle. İşik işte gözüme vurunca göremiyorum arkadaşlar. 4 oldu. Bu şekilde sonuncu yuva ya da 5 oldu. Ana yuva ya da 5 zincirli yuva ya da yani kırmızı yuva ya da. Şimdi 2 2 toplayalım. 2 2 2 2 ve 2. Şimdi son sıramızı yapacağız arkadaşlar. Bir zincirimizi yine çektik bu şekilde. Ve ilk yuvanın içine girip bir zincir. Sıradaki yuvama giriyorum. 3 oldu. 4 5 6 Toplamda arkadaşlar dediğim gibi 7 tane bu şekilde toplayın. Ve 2, 2 2 2 2 2 alarak bakın bu şekilde bitiriyoruz. Yaprağımız bu şekilde oluyor. Bakın arkadaşlar çok güzel böyle yağmur damlası gibi bir yaprak yapıyoruz. 1 2 zincir. Şöyle sağlam olsun diye arkadaşlar yakın mesafede kesiyorum. Şöyle ucunu karalığı belli olmasın diye arkadaşlar şu şekilde kopara kopara yakıyorum. Evet şunu da yakalım. Şimdi arkadaşlar şu ikinci sinek kanadına beyaz rengini yapacağım. Üçüncü sinek kanadına da aynı şekilde kırmızısını yapacağım ve üzerinin şöyle kontürünün nasıl yapıldığını göstermek için tekrar geleceğim. Evet, inşallah. Evet, şimdi arkadaşlar sinek kanadımızı şu şekilde ters çeviriyorum ve bu sinek kanadımın içine kırmızı ipimi sık iğne ile sabitliyorum buraya ve 5 tane zincir çekerek yuva yapıyorum. Yaptım yuvamı. Hemen iki tane de zincir çekiyorum. Şöyle döndüm düz tarafına. Bir defa tığımın başını doladım. Hemen arkadaşlar buradaki 5 zincirli yuvanın içine girip bir tane de ilmek aldım. Üçünü birden kapatıp bir sahte trabzan yaptım. Kenarına bir tane zincir çekiyorum. Şöyle. Ve bu. Sahte trabzanı aralayıp içinden bir ilmek çıkarıp dibine bir tane zincir çekiyorum. Bir tane de yuvaya girip orada da aynı şekilde dibinde bir zincir çekerek ilmek çıkarıyorum. 2 2 alarak bu şekilde arkadaşlar kapattım. Başa geldim. Aynı şekilde bir zincir çekiyorum ve ilk yuvanın içine girip dibinde bir zincir. Sıradaki bakın şu aralıklı belli oluyor arkadaşlar yuvalarım zaten. Dünkü çektiğim yaprakta pek net gösterememişim galiba. Şu şekilde bakın girdiğim yuva bu. Dibinde bir zincir hızlı hızlı şöyle yan tuttuğum için pek görülmemiş. O yüzden bunu net bir çekim olur inşallah işinize yarayan. Dibinde de bir tane zincir çekiyorum. Tığımda 4 tane ilmeğim var. Yine bunları 2 2 2 alarak başa kadar geldim. Yine başta bir zincirimi çekiyorum. Bakın bu ilk baştaki ilmekten giriyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci. Zaten tel tel belli oluyor arkadaşlar. Tellerin arasından girip ilmek çıkarıp bir zincir. Sıradaki telin arasına girip şöyle dibinde bir zincir. Bir tane de yuvada aynı şekilde dibinde bir zincir. Bakın arkadaşlar bu şekilde ilmeklerim çoğaldı. Ve bunu iki iki alarak başa kadar geliyorum. 2 2 2. Bir zincir çekiyorum yine dibinde aralayıp bu şekilde ilmek alıp dibinde bir zincir. Sıradaki şöyle telin arasından girip dibinde bir zincir. Telin arasından giriyorum. Dibinde bir zincir. Evet. Tekrar bu şekilde 5 oldu. Sonuncu yuvamıza da girip dibinde bir zincir. Ana yuvaya yani 5 zincirli yuvaya da dibinde bir zincir. 2 2 2 2 2 2 alarak bu şekilde. 7 tane ilmeğimiz olana kadar yaptık yaprağımızı. Şöyle arkadaşlar koparmadan önce de 2 tane zincirimi çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar yanık olmaması için şöyle kopar yok e, ile yakıyorum. Bunu da şöyle arkaya çevirip yakalım arkadaşlar gözükmesin. Evet arkadaşlar şimdi buradaki bakın sahte trabzan yaptığım yerden buradan sahte sık iğne yaparak ipimi tutturdum. İki tane zincir çekiyorum. Sıradaki yuvamın içine girip bu şekilde şöyle tutalım. Bir, iki zincir. Sıradaki yuvaya da aynı şekilde giriyorum arkadaşlar. İki tane zincir çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sıradaki yuvaya girdim. Sahte sık yapıp iki zincir çektim. Bakın arkadaşlar başa geldik. Bu şekilde başa da girdim. Tığımdaki ilmekten çıkarıp üzerine iki tane zincir çektim. Baş olduğu için 3 çekeceğim arkadaşlar. Şöyle dönüm noktası olduğu için buradan bakın 3 zincir bu köşeye tam geliyor. Şöyle giriyorum. Bismillah. Tam sonuna gelmişken tığ da bize oyun ediyor. Evet arkadaşlar tığımdaki ilmekten çektim. 2 zincir sıradaki yuvadan giriyorum. Tığımdaki ilmekten çekiyorum. İki zincir. Bu şekilde sahte sık iğne yaparak yuvalara geçiş yapıyorum. Bu şekilde yapıyorum ki arkadaşlar sahte sık iğne yaparak gitmemin sebebi zürafaya daha çok benziyor. Bakın daha narin. İkisini bir alsam tığımdakinden geçmesem çok kalın duruyor. Yine en son girdiğimiz noktaya geldik arkadaşlar bakın. Son yuvaya da girdim aynı şekilde. Ve beyazla bakın. Sahte trabzan yaptığım yerden girdim yine aynı şekilde. Tığımdaki ilmekten çıktım. 1 2 zincir. Yuvadan girdim. İlmek aldım. 1 2 tane zincir. Çatım işlemi de bu şekilde arkadaşlar. Son aşağı inmeden bir öncekinden tutturup hemen sahte trabzanla birleştirdim buraya. İki zincir çekiyorum. İki zincir hemen sıradaki yuvama. İki zincir bakın yine geldik arkadaşlar uça. Uça gelince üç tane. Ve şöyle bir dönelim. Bakın arkadaşlar. Şu tığdakini biraz bol bırakalım. Aynı şekilde. Diğerini de tamamlayalım arkadaşlar. Bu şekilde bitirelim. Evet arkadaşlar. Şu beş zincirleri de nasıl kirpik yaptığımı göstereyim bu şekilde. Beş zincirli yuvanın içine sık iğne ile girip iki zincirimi çekip kapattım. Bir tane yaptım. 2 İki zincir ikinci kirpiği yaptım 2 zincir buraya toplamda 3 tane arkadaşlar kirpik yapıyoruz ve kesmeden önce de bir tane arkadaşlar yapıyoruz bu şekilde şimdi şuralarını da yakalım arkadaşlar İpimiz de bu şekilde oldu. Evet. Diğerlerini beyaz kırmızı, beyaz kırmızı devam edecek arkadaşlar. Şöyle yaptım. Sizle yaptım. Devam etti, Bitirdim. Sonunda burada yine son ilmekte ipimi koparıp yap yaktım arkadaşlar. İki zinciri çekerek bu şekilde devam ettim. Şimdi arkadaşlar bakın kalıp gibi oluyor yapılınca da. Hep sıkı zincir olduğu için bu şekilde şöyle ara suyunun tam görünüşünü de başında göstermiştim ama yine de gösterelim bitişinde de arkadaşlar. Şöyle. Modelimiz bu. Dediğim gibi tercihe bağlı. Bu e, zincirle geçiş yerlerini kirpik yapabilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Çok hoş ve çok zarif oldu. Gerçekten ben çok beğendim arkadaşlar. Kalıp gibi yapınca bu şekilde kalıp gibi ütüye gerek duymadan yıkayıp yıkayıp kullanması gereken bir örnek oldu bence. Çok da hoş oldu. İstediğiniz renklerden de yapıp takabilirsiniz.